İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Sırf sizin için, sırf sizler için normal şartlarda inatlaştığım ve 60 FPS patch'i gelene kadar veya yeni versiyonu ya da remaster ya da PC'si ya da osu busu bir şey gelene kadar asla oynamayacağım dediğim Bloodborne'u sırf sizler için fedakarlık yapıyorum ve oynuyorum. Neden? Çünkü ben bir şey oynarsam, ben herhangi bir oyunu oynarsam kesinlikle remake, remaster bir şey kesinlikle çıkıyor. Bu defalarca kanıtlanmış bir durum biliyorsunuz. Son 2-3 yıl içerisinde ben her ne oynarsam onun remake, remaster duyuruldu. Bloodborne'un da eğer 60 FPS bir versiyonunu görmek Oha. istiyorsak, bir PC versiyonu görmek istiyorsak bariz bir şekilde benim bu oyunu canlı yayında oynayıp bitirmem gerekiyor. Ancak o zaman gerçekten düzgün bir Bloodborne deneyimine kavuşacağız. Sırf onun için oyun zevkimden fedakarlık ederek sizin için bugün Bloodborne oynamaya başlayacağım. Son yayında konuştuğumuz gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. State of Play gelmeden bitir de duyursunlar. Mantıklı, mantıklı. Sadece oynamaya başlamam yok. Sadece oynamam değil, bitirmem gerekiyor. Bitirmem gerekiyor yani. İkinci oyun işinde en sevmediğim bu FromSoftware yöntemini 4 kez de bekliyorum sevgili dost bey. Hadi bakalım. Hadi bakalım yani. O kadar kötü diyorsun yani. Oha. Doki Doki videosunun görselini kullansam sorun olur mu? Vay. Olmaz. Yap. Bilmiyorum, anlamadım ama neyse. 2021 videosu 2 günde Edge Mantıklı. Runners çaktı, ne düşünüyorsun? Olacağı oydu. Chopper hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Anime videolarının izlenmeleri uzun vadede artacaktır ve uzun vadede bir kitle çekecektir diye umuyorum şu anda. Yakın zamanda muhtemelen çok büyük izlenmeler kazanamayacağız. Çok büyük ihtimalle. Anime videolarından. Onların kurgusunu ben yapmadığım için çok problem değil. Benim çok fazla işimden Oha. alıkoymuyor. Erva yaptığı için onların kurgusunda çok sıkıntı olmuyor. Ben normal bir şekilde oyun videosu kurgulamaya devam ediyorum arkadan. Bu aralar çok depresim. Seni görüntü olayım. İyi ki varsın. Teşekkür ederim MTL. Sağ olasın. Sağ olasın. Oha. Emre Yılmaz Erdur dostlar. Üniversite sosyal bir insan mıydın? Değildim efendim. Değildim. Gözünü seveyim. Half-Life 2 oynama izlemesi işkence oyunu. Öyle mi? O kadar sıkıcı mı izlemesi? Oynaması o kadar sıkıcı değil çünkü. Para. Furkan 20 TL bizi mutlu ettin be hocam. Ne güzel, ne güzel. Umarım ben sırf Bloodborne'u oynadım diye, ben sırf Bloodborne'u oynadım diye gerçekten bir remaster duyurulur. Boşuna oynamış olmam. Yani. Abi dürüst olalım, para için oynuyorsun. Para için yapmadığım hiçbir şey yok. Bülent Çak. Oha. Yayınlar direkt para için yapıyorum zaten. Yani o yüzden hani Bloodborne'u fark etmiyor yani. Hangi oyun olsun. Bir yıl geçti. RGB'yi çekece bir yılım kaldı. Nice. Güzel. Hadi bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Umarım kanser olmasın. Muhtemelen olacağım. Çünkü Bloodborne'u ben o kadar Oha. hatırlamıyorum. Bloodborne'u o kadar hatırlamıyorum. Ve o kadar aşina da değilim gerçekten Bloodborne'a. Yani iki kez bitirdim galiba toplamda şu ana kadar. Bir de DLC oynadım o kadar Oha. yani. Bloodborne benim en az oynadığım Souls-like oyun şu an. Şu an için en az oynadığım Souls-like oyun yani. Bu amaçla oynarsan Remastered gelmez ama isteyerek oynamalısın. Peki. Peki. Elden Ring'den sonra çok çabuk Mantıklı. sıradaki oyun bitme aşamasında dediler. Acaba harbiden Bloodborne remake olabilir mi yaptıkları? Umarım, 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 umarım öyle olur. Umarım öyle olsun yani. Dizzy Mantıklı. Puppet. Things of the Saturn. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bence seçtiğin anime yanlıştı. Attack on Titan falan olmadı. Seçtiğim anime şu dönem çok popüler olan bir anime. O yüzden seçtim. Oha. Yani Edge Runners aşırı popüler bir anime değil mi şu dönem? Bayağı bir hani Cyberpunk'ı uçurdu tekrardan lan. Sence Bloodborne ne zaman pis? Bilmiyorum. Ben yayını bitirince, ben bütün Oha. yayınları bitirince diye umuyorum en azından yani. Para için yapmadığın şey yok mu? Nedir Ömer Faruk? Ne, aklında bir şey mi var? Teklifleri açayım. Platin Kupa'ya kastın oyun nasıl en az bitirdiğin oyun olabiliyor? İki bitirişte alabiliyorsun Platin Kupa'yı. İki bitirişte alabiliyorsun, çok zor değil. Eren Kirazoğlu, kalitenin 2 numaralı adresi. Dünyaya geldi. Enis abiyi aradım mı? Aramadım. Henüz Enis'i aramadım. En iyisi ileriki günlerde biraz daha başı sakinleştiği zaman. Ben genelde insanları böyle direkt ilk günden aramayı çok seven bir adam değilim. Çünkü kendim aranmayı ilk günden seven bir adam değilim. Başıma bir şey geldiğini duyururum. Anında herkes 50 kişi telefon eder. Nefret ederim herkesi tek tek anlatmaktan durumu. Enes'in birazcık kafası sakinleşsin. Şu an şu dönemi bir atlatsın. Şu an hiç gereksiz yere onu arayıp böyle abi hayırlı olsun falan filan demeye gerek yok. Yani ileriki günlerde nasıl olsa benim onunla görüşüp onu kutlamak fırsatım olacak. Katılımı yeniledim. Bana bir teşekkür ver. Biraz ego tatmin lazım. Ahmet Mirza Belgen hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Tara. Nines eşim olsa ama göz bandı kalsın. Nines erkek olan mıydı? To be kız olansa Nines erkek olan değil mi? A2 vardı bir de. Onu da karıştırıyorum galiba. Oha. Taracığım birazcık fazla şey bir hamle gibi geldi bana. Şotacı bir hamle gibi yani pedofili bir hamle gibi geldi. Bilmiyorum, Nines
Minus nedir ya? Çocuk ya. Neredeyse çocuk bildiğin yani. Ozan Ceceli 2 euro falan. Ben Bloodborne PlayStation 5 versiyonunu bekliyorum. 9 kere oynadım. Valla ben de bugün PlayStation 5'te oynayacağım ama bu fark etmiyor. Sonuç olarak 20 FPS gibi görünen. Bu arada ben ışığı kapatmayı unutmuşum. Bir saniye. Oha. Tepemdeki ışık açık olursa görsellik güzel olmuyor. Arka planı daha da karartmamız lazım. İşte şimdi güzel oldu. Böyle güzel bir Oha. görsellik oldu yani. Fahri Özleyen. Yumuşak ya aynen. Death Count olacak mı? Olmalı. Olmalı. Death Count açarız. Ölüm sayısı aç, ölüm sayıcı açarız kesinlikle yani. Bu sandalye aynı ben. Doskaya'nın arkasındaki sandalye. Mantıklı Oha. mantıklı. Bloodborne oynamak yerine Challenge Run mı yapsan acaba? Challenge Run nedir ya? Spectra evet okey. Biliyorum bu soruda bakıyorsan biraz zaman geçti sorayım ev buldum mu? Bulmadım hayır. Ev bulmakla uğraşmıyorum şu anda. God of War Mantıklı. çıkana oynayıp incelemesini bitirene kadar uğraşmayacağım. San Andreas God Fagio. Fagio nasıl okunuyor? Hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Oha. Forum İstanbul'da Tekken 6 arcade makinesi var. Bir jeton 30 TL. Valla Tekken 7'm var. Üzgünüm. Tekken 6'ya ihtiyacım yok yani. Kitap aynası bende var. Ya da çıkın nasıl geçirdiğinizi böyle gösterir misiniz? Aynısı yapmak Mantıklı. istiyorum. Gösterebileceğim bir şey değil ama hadi bakalım. Pickle Rick hoş geldin. Teşekkür ederim. Yeni eve taşınırken gösteririm. Yeni eve taşınırken. Şu an mümkün değil onu göstermem. Arkayı çünkü 10 TL şu Oha. anda. Şu oyunu daha yeni satın aldım. İlk defa Souls oyunlarına bu oyuna girişiyorum. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. 21 yaşındayım. Saçlarım önleri açıldı. Bayağı bir üniversite gidiyorum. Halim moral bozuldu. Oha. Tavsiye nedir? Cildiye gittim bayağı. Tavsiyem nedir? Saç ektirme. Başka bir şey yok yani. O bu kadar. Başka bir şey olmuyor. Bu kadar yani. Lazer Türkçe dublajı hakkında düşünceni ben çok başarılı düşünüyorum. Sanırım eski bir dublajı mı Oha. kastediyoruz? Yani zamanında Türkiye'de filmler yayınlandı diyorum ki dublaj bayağı iyiydi. Evet, bayağı başarılı bir dublajdı. Arcade makinelerine satılı bir site buldum. Yabancı oyun makineleri 8 bin dolar artık KDV. Yuh. Onun herhalde onda biri Oha. fiyatını falan aldım ben herhalde. Hatta onda birinden daha az. Onda birinden daha az kesinlikle yani. En stabil çalışan Switch emülatörü ne senin için? Yuzu. Yuzu. Bir daha Mantıklı. saç ektirmeye gidecek misin? Bilmiyorum. Göreceğiz. Cytex hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Belki ileride. Overwatch 2 oynadıysa nasıl? Aynı oyun. Overwatch 2 oynadım. Aynı oyun. Yani sadece şey sistemi çok kötü Oha. işte loot box'lı düşürüyorduk eskiden level up deyince artık o muhabbet yok onun yerine battle pass alman gerekiyor yeni skin falan bir şey istiyorsan yani yoksa kuru kuru oynuyorsun oyunu hiçbir şey düşüremeden. Mantıklı. Bir sürü duyuru yapıldı bir Eka yayın lazım gibi Allah Allah. Samet Yarar hoş geldin adamsın abi Better Call Saul bitirdim abi tabii ki bitirdim. Tabii ki bitirdim haftalar aylar oldu ya Better Call Saul bitirdi yani. Sakalı keseceğim arkadaşlar sakalı keseceğim sakal Mantıklı. fazla uzadı keseceğim. Ufuk hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Rick and Morty'nin 6. sezonunu izlemedim henüz. Oha. Bu arada İngilizce öğretmenliği okuyorum. Ve ona kadar çok iyi İngilizce okuyor. Ben tam burslu okuyorum ama o kadar akıcı konuşamıyorum. Aklıma kelime gelmiyor. Dinleyince anlıyorum her şeyi. O pratikle düzelecek olan bir şey. O sadece pratikle olan bir şey. Emin olabilirsin. Yani pratik yapmadığın sürece sadece teorik bilgiyle şey yapamazsın. Yani bir dili öğrenemezsin veya bir dile o kadar akıcı konuşamazsın. Günlük bir şekilde sürekli olarak İngilizce konuşman gerekiyor birileriyle. Ondan sonra yavaş yavaş oluyor. Sakalda daha yakışıklı duruyorsun dostum abi Mantıklı. sakın kesme. Ömer Öztürk hoş geldin teşekkür ederim senin için. Kısaltacağım. Bir tıraş makinesi alacağım. Benim tıraş makinem yok normalde. Ben hep jiletle tıraş oluyordum. Bir tıraş makinesi alacağım ve kısaltacağım. Mantıklı. Ondan sonra hep kirli sakalla gezeceğim. Faraz Amir Gerami'ye hoş geldin teşekkür ederim senin için. Ne demek oyun abi? Bırak karakterleri pingleyebiliyorsun. Yay. She-Hulk izledim. İzlemedi. Kez izleme. Rezalet senaryo. Rezalet çekim. Rezalet CGI. She-Hulk'tan ya 6 ya 7 bölüm seyrettim. Miss Marvel'dan sonra o kadar iyi geldi ki. Miss Marvel o kadar kötü bir dizi ki. Gerçekten yani o kadar kötü bir dizi ki. Ve o kadar büyük bir propaganda dizi ki. Mantıklı. She-Hulk'ta yok mu propaganda? Var tabii ki. Yücel Ay Yıldız hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Ama çok daha fazla keyif alıyorum Miss Marvel'a göre. Yani Miss Marvel'dan hemen sonra başlayınca açıkçası o kadar kötü gelmiyor şu an bana She-Hulk. O kadar kötü gelmiyor. Yani daha bitirmedim izliyorum hala ama yani Miss Marvel o kadar kötüydü ki gerçekten. She-Hulk'a ciddi bir dizi değil de komedi dizisi olarak yaklaştığım zaman çekiliyor en azından. Hani kendini ciddiye almayan bir dizi var diyorum hem de. Bayağı absürt komedi bir Oha. dizi var hem de. O yüzden sıkıntı değil diyerek izliyorum yani. Teşekkür ederim. Scuffing Gatal. Hoş geldin.
Ah. Optimus Prime Sesen abi kaybettik. Oha. Evet biliyorum ya. Neydi? Ayhan Kaya mıydı? Öğrendim, duydum onu. Üzüldüm gerçekten. Türk dublaj sektörü için çok önemli bir insandı. Çok çok önemli bir insandı. Ben de bu arada dublaj eğitimime başladım. Sürdürebilmeyi umuyorum. Ben de Murat Şen Reis'ten seslendirme eğitimi almaya başladım. Bakalım ne olacak. Daha iyi seslendirmelerle karşınıza çıkmak için başladım ben de eğitime. Arada bir Bloodborne speedrun yapıyorum. Geçen gün 32 dakika 27 saniye bitirdim. Helal olsun. Oyunun her şeyini detaylı biliyorum. Bloodborne evreni çok hoşuma gidiyor. Helal olsun. Ben o kadar hızlı bitiremeyeceğime inan olabilirsin yani. Ne seslendiriyorsun? Video. Bir şey seslendirmiyorum henüz. Bir şey seslendirmiyorum şu anda henüz. Şu anda teorik eğitimle başladık. Daha sonra mikrofon karşısına geçip orada seslendirme yapmaya başlayacağız. Ben sonuç olarak amacım burada videolarımı daha iyi seslendirmek. Mantıklı. Size sunduğum videoları daha iyi seslendirmek için eğitim alıyorum. Arda Aktay hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Evet abi gelecek Riot Games'e karakter mi seslendireceksin? Mantıklı. Neden olmasın? Bence oldukça güzel bir fikir. Berserk'in mangasının iyi ve kötü özellikleri nelerdi sence? Çok uzun konu. Burada başlarsak uhu. Stalker serisi başlamayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Şu an herhangi bir yayıncı veya YouTuber'da bir etkinlik yapmayı düşünüyor musun? Yakın zamanda öyle bir planımız yok henüz. Dünyadaki en seksi sesin David Hayter'da olduğunu düşünüyorum. Savaşiro Miyuki. En seksi ses. Bloodborne haftaya başlayacağım. Spoiler yemem çok Oha. önemli. Senden izlesem bir şey olurum 1-2 saat. Yani Souls-like oyunlarda spoiler ne boss'u görmüş olursun o spoiler olur. Onun zaten spoilerlık bir şey yok. Half-Life 2 ne zaman başarsın? Nice 35'ler. Half-Life 2 ne zaman başarım? Belki bir sonraki yayın. Bakalım. Bir ondan bir ondan. Bir ondan bir ondan gidebilirim. Overwatch 2 yorumlarını alıyorum. Çok kırıcı olmalı yoksa bu akşam ödürüm ben. Onu dedim ya. Daha biraz önce söyledim. Aynı oyun. Aynı oyun. 2-3 tane yeni karakter var herhalde. 2 tane yeni karakter var. Onun haricinde aynı oyun. Daha fazla insana hitap ediyor free to play olduğu için daha fazla insanla oynayabiliyorum. Onun bir şeyi var. Tatlılığı var. Ondan bir keyif alıyorum daha fazla insanla oynayabildiğim için. Ama onun haricinde aynı oyun. Sadece Battle Pass canımı Mantıklı. sıkıyor. Anılar da hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. PI'yle mi hediye etmiş onu? Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun desteğiniz için. Ragnarok çıkmadan ilk oyunu bir daha oynayacak mısın? Vaktim yok. Oha. Şu anda 2021 oyunlarını başladım çünkü. Hani God of War çıkmadan onu yetiştirmek istiyorum size. Hani 2021 muhabbetini kapatalım istiyorum God of War çıkmadan ki ondan sonra 2022'ye döneceğim çünkü daha. 2022'de bitiriyoruz ya malum daha o var. O da var yani. Disco Elysium çevresi 24 Ekim'de geliyor oynayacağım mı? Vakit bulursam çok istiyorum. Üniversitede keşke şunları da yapsaydım dediğim bir şey var mı ya da yapmasaydım dediğin. Daha sosyal olsaydım keşke. Keşke daha sosyal olsaydım. Olabilirdim ben tercih etmedim. Üzülüyorum. Eski Konami logosu mu daha iyi yoksa yenisi mi? Hangisi eskisi hangisi yenisi hatırlamıyorum bile. Berserk yeni çapta açık incelemesi yapabiliriz. Aylık güzel bir içerik olabilir. Hayır hiç de iyi bir içerik olmaz. Kimse de izlemez bu arada. 2022'de bok gibi zaten hızlı. Ya 2022 gibi bir bok yok zaten hızlı. Sıkıntı o. 10 tane oyun bulmak. Not important. Hoş geldin desteğin için. Şimdi 2021'den 10 tane oyun çıkarabilmek için neredeyse Mantıklı. 2 yıl harcadım ben. Aga Boys hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. 2022'de ne yapacağım? Nasıl yapacağım 2022'yi? Mantıklı. Çok zor. Emircan dede hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Soul sesi denedim. Çok sıkıcıydı girişi. Devamına bakacağım bir ara. 400 bin abone olduğunu eskorta gideceğim kutlamaya. Afiyet olsun. Disney Plus Bleach'in ilk bölümü gelmiş. Vakit bulursam bakacağım. Bleach'in orijinal seriyi izlemiştim sonuçta. Bunu da izleyebilirim. 2022 ile 2023'ü birleştir. Mantıklı. 2022'de neler oynadık? İyi olan ne var? Ben bir liste çıkarmıştım oynayacağım oyunlar diye 2022'de. 10-15 tane oyun vardı. Yetişmem mümkün değil. Yetişmem mümkün değil. Belki 2 seneyi içeren bir top 10 yapabiliriz. Lord'un en çok sevdiğin Souls oyunu Bloodborne mu abi ve DLC'de oynayacak mısın? DLC'de oynarız tabii canım yayında. En çok sevdiğim Bloodborne mu? Galiba Elden Ring'i daha çok seviyorum Lorna emin değilim. Bloodborne'u da çok seviyorum da Elden Ring'i daha çok seviyorum gibi. belgeselini izlemedim henüz. Harbiden kaç senedir 300K abonesin sen abi canım sıkıldı artık. Muhtemelen bu civarda kalacağım herhalde. YouTube kariyerim tam anlamıyla burada bir yere saplandı öyle kalacak gibi de hissediyorum ben. Şu kedili oyun vardı adını unuttum. Hangisi bilmiyorum. Para. Özgür Mengele 20 TL para. 10 oyundan az olsa en iyi oyunlar. İçim el vermiyor sadece. Bir de neyse ya ama bir 2021'i bir çıkaralım da abi. Ondan sonra konuşuruz. Ben şu anda 2021'deki son 10. oyunu Oha. oynuyorum. İyi gidiyor. Bozulmayacağını umuyorum. Onu da bitirirsem eğer 10 tane oyun elinde olacak. Hemen metnini yazıp şeyine girişeceğim ondan sonra.
seslendirmesi ve kurgusuna girişeceğim. God of War gelene kadar o videoyu çıkarmak istiyorum. Dying Light 2 listeye girer mi mesela? Şu anki listeye girer çünkü başka seçeneğim yok. Girebilir yani. Dying Light top 10'a girebilir. Fena değildi. 3 aydır yiyeyim, bir soru sorayım. Chernobylite hakkında oynamadım. Chernobylite'ı. Moonlight seyrettim. Dost Kayaoğlu olmak zor mu? Yani Dost Kayaoğlu olmanın spesifik bir zorluğu yok. Hani ben olmayın zorluğunu soruyorsan hayır yok. Dost Kayaoğlu'nun yaptığı işleri yapmak zor mu diye soruyorsan, video anlamında, video yetiştirme, stresi bilmem ne falan filan, evet. O birazcık zor. O birazcık yorucu. Ona bir şey demiyorum. Dost Kayaoğlu olmak ama Dost Kayaoğlu olmanın özel bir yanı yok. Andor'a hiç bakmadım yok. Andor'a hiç bakmadım. She-Hulk'ı bitirdikten sonra izlerim belki. Geçen işte bir canım sıkıldı. Kurgu yaparken can sıkılsam bir şeyler izleyeyim diye Disney Plus aldım bir aylık. Miss Marvel ve She-Hulk'ı da öyle seyrettim. Şeyde izleyici işte Andor'da izlerim herhalde. İlla 10 oyun bulmaya gerek yok. Bence sırf content öyle diyor. Zorlamayla 10 oyun çıkarmak, kaç tane oyun hoşuna gittiyse onu söyle bence. İşte 10 tane oyun bulmaya çalışıyorum. Hoşuma gidecek, sıkıntı o. Bloodborne mu Elden Ring mi? Ya Elden Ring'e daha yüksek puan verdim. Öyle düşünelim. 2020 listesindeki kaç oyun 2018 listesine gidebilir veya... He? Ha, 2021'de kaç oyun 2018 seviyesinde bir listeye sahip, seviyesindeki bir listeye girebilir diye mi soruyorsun? Çağın Özay, hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Zor be. 2018 seviyesindeki bir listeye girebilecek oyunlar kolay değil. Var girecek. Birkaç tane oyun var gene. God of War Ragnarok tempoyu God of War 2 gibi yapsa sen Elden Ring'i geçebilir mi? Göreceğiz. Bilmiyorum. Hazard Dragon'ı hala izlemedim. Bloodborne PC'ye gelirse sana 50 TL. Olur. Yarın midterm sonları artık çok karşı bilmiyorum ama yine de izliyorum seni. Vize değil mi işte? Bilmiyorum, midterm ne oluyor? Vize olmuyor mu? Hiç keşke YouTube işine girişmeseydim dediğin oluyor mu? Oluyor senin. Olmuyor. Olmuyor. Elden Ring ne zaman Game of the Year olacak? Aralıkta. Thor vs. Kratos son 28 gün. Yani. Hadi oyuna girelim ya. Valla. Hadi oyuna girelim. Hadi. Bloodborne oynamak istiyorum. Benim de oynayasım geldi. Hadi. 2012'deki halinin taklidini yapar mısın? Nasıldım hatırlamıyorum. Nasıldım hatırlamıyorum. 2 yıl olmuş bir zaman, çok üzgün. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Yasin. Sağ olasın. Spider-Man o kadar gerçekmiş. Bazı Marvel çalışan live action sahnesi sanmış. Wow. Amazing. İnanılmaz. Spider-Man. It's amazing. Şu ayarlamalarımı yapayım ben. Burak Alperen Akyol, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Elgato, 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 Elgato. Bilgi alınamadı. Yeniden denemek için alma bilgi, ne yapayım? Almayı ver. Oh, oh. Mantıklı. Oh. Çamaşır askısı, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Bu nereye girmiş böyle? Cutscene'leri geçsem bozulur musunuz? Cutscene'leri izlemek zorunda mıyız? İzleyecek miyiz? Peki, izleyelim o zaman. Madem öyle, izleyelim peki. İzleyelim peki. Geç, izleyelim, geç, geç. Geçiyor mu o zaman? Karakter ismi. Karakter ismi. Karakter ismi. Bir saniye dur. Körken tek sağ kalan, hep onu seçiyordum. Mantıklı. Karakter ismi. Extremes, hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Jesus. Cumali. Knight. Oğlum Knight muhabbetini çok yaptık zaten. Yeter, tamam, çok fazla Knight seçtik. Başka bir şey seçelim. Şöyle değil ayrıca bu adam yani. Başka bir şey olsun. Erva Hatun. Demir Bakire koy. Puminkap. Bladk. Bladk güzel, mantıklı. Bladk güzel. Oha. Doğukan yapsana please. Evet arkadaşlar, şu anda en çok bağış atanın ismini hemen karakterime koyacağım. Açık artırmayı 20 TL'den başlatıyorum. Oha. Bekliyorum bağışlarınızı. 30 TL verirseniz de götüme acı biber sokacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım buradan lütfen. Hemen alayım. Hemen alayım. Hadi bağışları alayım. Aa, ama atmıyorsunuz. Oha. Böyle olmaz ama. Şimdi ya atmış olmanız gerekiyordu. Böyle olmaz. Ayıp ediyorsunuz. Şimdi bağış atmış olmanız gerekiyordu. G-Spot. Oğlum G-Spot, Mi-Spot geçer. PC'de olmayacak aldığım oyunu dostlarına izleyeyim. İşte PC'ye gelsin diye.
PC'ye gelsin diye şey yapıyorum zaten. Emre Aşağı aynı hoşken teşekkür ederim de senin. Bu fedakarlığı boşuna mı yapıyoruz? PC'ye gelsin diye oynuyorum ben bu oyunu. Nasıl olsa ben bir oyun oynadığım zaman remaster ediliyorsa bu da olacak yani. Osman Aga. Osman Aga falan çok şey ya. Ne bileyim. Oyunlarda kullandığım nick ne genel olarak? Dost Kayaoğlu. Online oyunlardan onu kullanıyorum yani. Dost Kayaoğlu'yum ben ha. Ayağınızı denk alalım. Para. Mizuki'ye yeter para. Osman Aga nasıl olur hocam? Valla Osman Aga geldi. 20 TL'lik şeyle açtık. 20 TL'yle açtık. O zaman bu karakterin ismi Osman Aga olur. Osman Aga olur. 60 FPS. Değil mi? Aslında olabilir ha. Search for 60 FPS. Search for 60 FPS. Ya da Quest for 60 FPS falan. Para. QF. O da söyle kız. 30 TL. Acı biber olsun ismi. Holy shit. Bir dakika. Acı biber geldi. Acı biber geldi. Bir saniye. Adam şeyi arttırdı. Adam arttırdı. Ben acı biberi koyar başlarım dayı. Adam arttırdı, yapacak bir şey yok. Adam arttırdı. Bu Türkçe karakterleri nereden bakıyoruz? Nereden bakıyoruz Türkçe karakterleri? Ege senin G-Spot'e. Bloodborne'u şey ekleyerek. Bunların Türkçe karakteri nasıl çeviriyorduk ya? Böyle bir şey yok muydu? Yok muydu herhalde? Ben şey yapacağım ya. The Saber hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Quest for 60 Oha. F P S. Bence böyle iyi. Bence böyle iyi. Bence böyle iyi. QF 60 FPS. QF 60 mantıklı. FPS. Bence böyle iyi. Odysseus Heraklas hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Bence böyle iyiyiz yani. QF 60 FPS ile yepyeni bir macera. Let's go. Tipine kasmama gerek var mı ya? Görünüş şeyi var mı? Cinsiyet değil. Cinsiyeti şey yapma da. Yapı. Yapı şöyle. Şöyle bir şey iyi bence böyle. Bunu koyarsan PC'ye gelmez bence. Amaç o değil mi oğlum ya? Nasıl gelmez ya? Ne kadar çirkinler ya. Bu şeyler gerçekten çok çirkinler. Karakterler gerçekten çok çirkinler yani. Sınıfı seçtim. Tek sağ kalan işte. Tek sağ kalan. Tek sağ kalan iyidir. Bu muydu lan benim her zaman seçtiğim? Yoksa bu muydu? Tek sağ kalan ya. Ben bunu seçiyorum yani. Bitir. Let's go. Let's go. Bloodborne oynuyorum. 15 FPS'te çok güzel olacak bu oyun. Bayılıyorum gerçekten. Berbat frame pacing ile inanılmaz bir deneyim bizi bekliyor. Whatever. Oh yes. Evet işte bayılıyorum. Ağır çekimde hareket ediyor karakterimiz. Bayılıyorum gerçekten. Şu güzelliğe bak Allah'ım. Oh. Oh gözlerim bayram etti. Oh. İşte bu be. İşte bu be. Evet be. Harika harika. Bu taraftan açılmıyormuş bile. İnanılmaz. Yes. Bayılıyorum bayılıyorum. Bu oyunu böyle oynamak zorunda kaldığım için kendime de bayılıyorum. Her şeye bayılıyorum. Harika gerçekten. Şimdi Elden Ring oynar gibi ben mesela buradaki kurt adama stealth atamayacağım değil mi? Arkasından yavaşça yaklaşıp böyle stealth atmak istiyorum ben buradaki kurt adama. Oha. Olmuyor mu yani? Bir lord artık ve destekçi olamayacağım. Üzücü ama teşekkür ederim Doring. Şimdiye kadar desteklediğin için çok teşekkür ediyorum. Canım bunun yarıda mıymış? İlginç. Ah. Ah. Para. Canım da yokmuş ki benim. Evet, onu kıramıyormuşum tabii silahsızca. Oh, öleceğim. Öldüm. Evet, öldüm. Okey. Şu güzel oyunu hak ettiğim madalyayı vermedin dost. Altın verdim lan, daha ne vereceğim? Daha ne vereceğim yani? Daha ne vereceğim? Aa, ölüm sayıcı açacaktım değil mi ben? Ölüm sayıcı açacaktım, dur. Metin. Ölüm sayacı, evet ölüm sayacı. Ölüm sayacımız hazır mıymış bizim? Daha önce ölüm ölüm sayacımız varmış ve 30'da bitmiş. Değiştiremiyorum. Niye değiştiremiyorum? Onu değil, geri zekalı şunu. Mantıklı. Lan bu ne böyle? Vergi veren vatandaş hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Ölüm sayacı 1. Heh. Tamam. Şöyle falan dursun bence daha iyi olacaktır yani böyle durursa. Evet. Silahımı alayım. Teşekkür ederim. Hayır hayır. Balta alacağım tabii ki. Tabancamı ver.
Okay. Let's go. Let's go. Az önce bir haber geldi. Bloodborne Remastered duyuruldu. Tamam artık oyunu bırakabilirim. O zaman oynamama gerek kalmadı. Oynamama gerek kalmadı. Ah nice. Ver lan soğularımı geri. Yes. From Software oyunda bana çok hantal ve sıkıcı geliyor. Hiçbirini düzgün oynayamadım. Yay. Mantıklı. Zevkler ve renkler efendim. Adem Güral hoş geldin. Teşekkür ediyorum de senin için. Strateji türünde sevdiğim bir oyun var mı? Var. Red Alert 2. Bayılırım. Çok güzeldir. Evet. Evet, Bloodborne'un böyle oynandığını unutmuşum tabii ki. Aynen. Daha şey bekliyorum yani. Üzücü. Yaparız yaparız. Sıkıntı yok. Hallederek hallederek. Olmayacak şeyler değiller bunlar. Hepsi zamanla tekrardan alışırız. Tekrardan şeyimiz olur illa gibi. Alışırız ya. Alışırım alışırım. Alışırım. Olur olur bence. Yaparım ben bu işi. Olur yani yaparım. Sadece bu lambalara oturamıyor olmamı benim çok canımı sıkıyor. İlla şey geri dönmek zorunda olmam çok canımı sıkıyor. Avcı rüyası. Avcı rüyasına geri dön. Avcı rüyası. Güzel geçirdi. Kan şişesi verin arkadaşlar. Boşuna mı kesiyoruz sizi? Kan şişesi depolamak için kesiyoruz yani. Ayıp etmeyin böyle bu kadar. Çok uzaktan yaptım onu. Gene çok uzaktan yaptım. Üzücü. Üzücü. Ve 2. 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 Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Bu kadar hızlı öleceğimi düşünmemiştim. Bu kadar hızlı öleceğimi düşünmemiştim. Bu kadar hızlı öleceğimi düşünmemiştim. Kamerayı sola mı atayım? Abi buranın ayarları o kadar yamulmuş ki. Buranın ayarları o kadar yamulmuş ki. Yani düzeltmeye çalışıyorum ama her şey birbirine girmiş. Gerçekten nasıl böyle olmuş onu anlamıyorum. Şöyle atsam... Nerede o? Asus. Bunu böyle atsam. Ölüm sayacını şöyle tutsam. Ölüm sayacı buradasın. Gel böyle. Şöyle dur. Peki o zaman bağışlar nerede çıkacak? Şöyle mi? Bir dakika. Buraya atınca da şey gitti. Buraya atınca da şey güme gitti. Canımı göremiyorsunuz buraya atınca da. Böyle mi olacak o zaman? Böyle mi olacak o zaman? This is sad. Kim öksürüyor bu kadar? Ne var bu kadar öksürecek? Ölüm sayını şöyle alsak. Şöyle olsa. Bu da böyle olsa. Bilmiyorum. Yaptık bir şeyler. Hadi hayırlısı. Yaptık bir şeyler. Hadi hayırlısı bakalım. Yedik bir boklar ama hadi bakalım. Elden Ring'den sonra harbiden her şeyi zıplayarak dalasım geliyor. Şöyle şöyle. Cursed Beast. Ama o kadar da geri kaçmazsın yani insaf hani o kadar da geri kaçma. Hani ben tam ayarlamışım vuracağım ne güzel. Bak gene bak gene bak. Ne yapıyorsun oğlum dur bir.
Oyuna alışmaya çalışıyorum lütfen yani, ayıp ediyorsunuz. Bloodborne'un işe yararsa bir turda prototype oynar mısın? Remastered için mi? Arkadaşım sen korunacak mı, duracak mı sürekli böyle? Böyle olmaz yalnız bu iş. Eyvah! Lan! Ama senin de stun yemen lazım. Hani ben o saldırı yaptığım zaman senin de stun yemen gerekiyor. Hani bu şekilde anlaşıyoruz. Hani ben bu baltayı boşa almadım. Heh. Öl lan. Lan! İçinden de geçmezsin. İçinden de geçmezsin ama yani. Bu büyük şerefsizlik senin yaptığın. Senin yaptığın büyük şerefsizlik. İçinden geçmez yani o saldırı. Ayıp. Daha neler yani. O kadar da değil. Tamam hani. Anladık, eski oyunsun da yani saldırıda içinden geçmesin bir zahmet. Hani bir zahmet saldırıda içinden geçmesin, o kadar da değil yani. Ben orada canımı dişimi tırnağıma takıyorum, bilmem ne yapıyorum artık, ne demekse işte o eski bütün şeyleri kullandım şu anda. Çabalıyorum burada. Hani zamanlamayı ayarlıyorum, senin boşluğunu yakalıyorum falan. Ve sen diyorsun ki o boşlukta ben vurduğun saldırıda yemeyeceğim, içinden ha geçmiş sayacağım. Böyle bir şey olabilir mi yani? Dost kayıyor on telepara, teşekkür ederim senin için. Bu insafsızlık, bu olmaz. Bu ayıp. Bu ayıp yani. O kadar da değil, ayıp diye bir şey var yani. Daha neler. Karşıdaki şerefsiz bana ateş etmezse ve ben de saldırıya devam edebilseydim tabii ki. Hoppa, civan gelmiş. Nice. Allah'ım çok kasıyor oyun. Gerçekten çok kasıyor oyun. Çok rahatsız edici. Ya her seferin üzerime geleceklerine emin oluyorum ve ona göre hareket ediyorum ve sonra gelmiyorlar. Ve sonra ben göt gibi kalıyorum orada. İyi, geber. Ben gidiyorum ya. Sizle uğraşmayacağım. Ben gidiyorum para yani. Kapışa kapışa geçeyim demişim ama. Benim 31 olmuş ama bildirim arada kaydı, üzdü. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun desteğiniz için. 31 ay o zaman. Teşekkür ediyoruz. Sıkma sen de be. Dur 2 saniye. Bu oyun nasıl oynanıyordu? Bu oyun nasıl oynanıyordu? Ben var hatırlamamak, Bloodborne nasıl oynanır? Gerçekten hatırlamıyorum onu. Kan şişesi. Daha fazla kan şişesi. Kan şişesine her daim ihtiyacımız var yani. Speedrun yapmaya başladı yine. Ne speedrun'ı ya? Oynuyoruz işte. Ne yani? Her şeyi öldürerek ilerlememe gerek yok bence. O kadar da kasmaya gerek yok. Ne gerek var? Vakit kaybı yani o kadar. O kadar gerçekten vakit kaybı. Ama işte bu, sen bir kere vurdun zaten. Devamını niye getiriyorsun? Hani ben seni görene kadar ve tepki verene kadar sen zaten bir kere vurmuştun bana. Hani üzerine niye bir daha vuruyorsun? Oha. Yeni anime videosu ne zaman gelir? Asla. Anime videolarından vazgeçtim. İzlenmiyorlar. Asla bir daha anime videosu yapmayacağım. Gerçekten çok tamam. Kötü. Yiğit Kılavuz hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Bir dur galiba. Ha? Ateş etmeden 2 saniye bir dur artık yani. Zıpırt oradan uzaktan ateş etmek tabii işine geliyor, anlıyorum da yani. Hani biz de azıcık oynayalım şöyle. Çok güzel ıskalıyorsun balta da, çok güzel ısk. Gel işte ama gelmen lazım senin orada. Ben öyle planladım orayı. Ben orayı öyle planladım yani. Ben o hareketi yaparken sen benim üzerime... Oh 6 tane kanşesi güzel. Yani senin orada benim üzerime doğru bir hamle yapman lazımdı. Ve ben oradan yola çıkarak şey yapacaktım yani. Benim planım oydu. Böyle olmazdı yani. Ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun. Merhabalar. Elveda. Sizle kapışmayacağım. Tamam işte önümde görüyorum oyun. Ya görüyorum yani, görüyorum hani. Gördüğüm şey, gözümle gördüğüm şeyi niye hedef almakta bu kadar ayıp ediyorsun? Görüyorum işte yani, gözümün önündeler. Hoş geldiniz. Gelmiyorsunuz mu?
Gelin ya. Kurtçuklar. Şşş. Buradayım lan. Şşş, gelseniz oğlum. Buradayım, buradayım, gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oğlum buradayım işte, gel lan. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Bekir hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Buradayım. Buradayım. Sen de gel. İçeri girmeden mümkünse. İçeri girmeden mümkünse. Oyun gerçekten çok şey çalışıyor maalesef. Gerçekten çok kötü çalışıyor oyun. Yeme planım yoktu benim onu ama yedik. Kan şişesi 3, tamam. Bu her neyse, şunu da alayım. Kan şişesi 2. Kan şişesi 2'yi de alayım. Away, away. 24 FPS oynardık PlayStation'da, şimdi 60 bile beğenmiyoruz. Ben beğeniyorum, 60'a bir problem yok. Ben 60'a okeyim. Bütün oyunlar 60'ı hedeflediği sürece ben okeyim yani. Hiç problem değil. Fazlasına hiçbir zaman ihtiyacım olmadı, olmayacaktı. 60'da tamamen iyiyim ben yani. Hiçbir problem yok. 60 FPS çok iyidir. Yetişmeyecek burada. Yetişmeyecek. Çok geriden yaptım ve belamı buldum, evet. Bazen kendimden nefret ediyorum. Ya oyunun yapay zekasını çok yanlış hatırlıyorum ben. Hani sanki bu harekete daha böyle içine giriyorlardı gibi kalmış aklımda çünkü. Nasıl olsa fazla verecek işi. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Yay. Çok güzel geçirdin. Çok güzel geçirdin. Daha da güzel geçirdin. Harika geçirdin. Bir bok görmeden savaşmak, boss savaşı Bloodborne'un en sevdiğim yönlerinden kesinlikle. Tamam da yani ikidir, ben her vurduğumda sen geri kaçıyorsun, benim hoşuma gitmiyor, onu da söyleyeyim yani. Bak ya, gene mi? Kanka yalnız ben her vurduğumda sen böyle kaçacaksın mı? Artık kaçmazsa mutlu olacağım çünkü. Hiçbir şey görmeden savaşıyorum resmen. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Gerçekten öyle boş boş R2 spamlıyorum sadece. Para. Tarav. Teşekkür ediyorum. 10 TL para. Sağ olasın. Şu an hiçbir şey görmüyorum ama teşekkür ediyorum. Ne yapıyorum ben şu an? Ne oluyor şu anda? Harbiden ne? Mantıklı. Uğur İnanç hoş geldin. Teşekkür ederim Uğur. Ayıp ediyor. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun.
Vallahi ayıp ediyorsun. Yemin ediyorum ayıp ediyorsun. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Niye böyle oldu? Konuşabilir miyim? Hello. Merhaba iyi avcı. Aynen teşekkür ederim. Kan yankılarını aktar. Boyun ne için neyle ne oluyordu? Mesela kuvvet arttırınca ne olacak? Yetenek arttırınca ne olacak? Kuvvet benim. Balta şeyden mi alıyor? Kuvvetten mi alıyor gücü? Canlılık 15. 16. 17. 18. 19. Bir de kuvvet. Böyleydir. Teşekkür ediyorum. Elveda. Eski avcı acaba hala Bloodborne oynayan var mı birilerini çağırsan? Görman ne yapıyorsun Görman? Görman. Görman. Görman Görman. Bir merkez yanından devam o zaman. Bu oyunda dayanıklı çok önemli. Daş yaptığından dolayı evet. 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 Tabii ki. Kop istersen wink wink herhangi bir nokta için yani. Peki. Peki o zaman. Kop istersen wink wink yaparım. Ölmen lazımdı senin ikinciyi. Ölmen lazımdı. Ayıp ediyorsun. Senin ikinciyi ölmen lazımdı. Yaz kod ücreti. Vay be özlemişim olabilir. İyice. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kan şişesi. Kan şişesi. Burası daha açık değil değil mi? Burası kısa yoldu. Burayı sonradan açıyorduk. Önce bayağı bir buralardan dolanmamız gerekiyor. Şuralardan bayağı bir dolanmamız. Dolanmaçlı yollardan geçeceğiz bayağı bir. Burası da kısa yol kabul ediyor mu? Şurayı açınca mesela kısa yol oluyor mu burası? İçeriden mi açılıyor burası? Ya buradan da açılıyormuş. Peki şuradaki item neydi? Maaş kanka değilmiş peki. Lis. Köpekli mekana doğru. Görman. The first hunter. Kan canavarının dikkati dağıtıyor o kokuya. Öyle bir şeyler vardı ya. O kan canavarı da gerçekten zor bir şey düşmandı diye hatırlıyorum. Harbiden zordu yani. Eski yarınlam bölgesi zaten bu oyunda benim kabuslarımı süsleyen bölgelerden bir tanesi. Gerçekten çok korkuyorum o bölgeye tekrardan girmekten. Çok geriliyorum yani. Henüz yok abla. Sonra olunca söylerim. Şu an güvenli bir yerim yok yani. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Aman diyeyim, aman diyeyim yavaş. Ne güzel öldün lan sen öyle. Yerlere gire gire. Burası nereye çıkıyordu, orası nereye çıkıyordu? Aman salak ol. Canım salak ol. Nereden bu geldi bu şimdi benim aklıma? Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Of çok kasıyorsun be. Gerçekten çok kasıyorsun yani.
Çok rahatsız ediyor beni şu anda. Aman salak o. Aileen buradaydı değil mi? Peki Aileen'i burada öldürmem yok mu? Aileen'i burada öldürüp direkt şeyini almam yok mu? Zırhını. Bir kere yapmışım var burada. Aileen'i burada öldürüp şey yaptığımı hatırlıyorum. Yani. Aileen'i burada öldürüp zırhını almışlığım var bir kere oynarken bunu yapmıştım. Ama bayağı uğraştırıyor. Yani Aileen'i öldürmek burada hiç kolay değil. Yani. Hiç kolay değil orada Aileen'i öldürmek. Bir yere sıkıştırıp sürekli R2'yi spamleyerek öldürüyordum zaten. Başka bir şey değil yani. Yoksa zor. Gerçekten zor yani. Ama questline'ını yapmak daha mantıklı olur şu an. Sodex hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Kim ateş ediyor la bana? Nereden ateş ediyor? Oradaymış. Mantıklı. Masamo Nekura hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Farklı konseptlerde anime yapmayı düşünüyor mu? Ben anime yapmıyorum. Bildiğim kadarıyla bir anime stüdyom yok, o yüzden anime yapmayı düşünmüyorum, hayır. Oha. PC alınca oyun oynama isteğimin kaybolması. Ha. Sahip olana kadar genelde heyecan besliyorsun zaten. O heyecan ondan sonra maalesef şeyini kaybediyor. Kendini bırakıyor bir süre sonra. O konuda kimsenin elinden gelen bir durum yok. Mantıklı. Pozitif hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Gel. Ucu ucuna. Bu sefer hiç tutturamadım ama. Güzel kan şişesi çıkarıyoruz da. Güzel kan şişesi çıkarıyoruz da. Burada bir tane daha yok muydu? Bir şeylerden, büyük olanlardan. Bir tane daha vardı gibi hatırlıyorum. Konfigüre hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Abi selamlar. Daha önce Souls'a oynayan Plus katılım daha iyi. Sence mantıklı mı yoksa başka bir oyun mu önerirsin? Ben genelde her zaman için Dark Souls 1'den başlamayı öneriyorum. Bence daha sağlıklı. Dark Souls 1 çok daha yani sağlıklı bir başlangıç olacaktır. Şey neredeydi? Zırh seti. Bu bölgede bir yerde bir zırh seti olduğunu hatırlıyorum ama neredeydi? Burada mıydı? Neredeydi ya zırh seti? Aşağıda mıydı? Altta mı? Okey tamam. Şu değil. Zırh seti ilk boss'un yolundaydı. Öyle miydi? Burada değil miydi? Hmm. Okey. Tepedeki alanda burada değil. Tamam.
Madem öyle. Ben buradaydı diye hatırlıyorum niyeyse ya. Oha. Çık gidiyoruz. Sağ olun efendim. Tepesi işte oradan aşağıya atlıyoruz. Kısa yolu açtık. Neredeydi ya? Zırh almadan şey yapmayalım ya. Zırh almadan şeye gitmeyelim. Gascoigne'e gitmeyelim zırh almadan. Ama hatırlamıyorum gerçekten neresi olduğunu. İki kurdun oraya... Oğlum iki kurt tepedeydi. Onu zaten oraya geçeli çok oldu lan. Orada mı? Ben niye burada bir yerde diye hatırlıyorum ya. Tam biraz önce geçtiğimiz alanda diye hatırlıyorum şeyler. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya ben burada bir yerde olduğuma gerçekten yemin edebilirim yani. Rupancan kesin ya oradan ilk değil ikinci sağa gir oradan. Orada mıydı? Oğlum öyle bir yerde değildi lan. Ben bu bölgede olduğuma çok eminim yani niyeyse. Burada falan değil değil mi? Şurada başka bir şeyler vardı sadece. Şu domuzu kesmeye çalışsak mı? Burası nereye çıkıyordu lan? Bir saniye. Burası da yukarı çıkmıyordu. Burası benim başka bir yere çıkarıyordu buradan. Değil mi? Aynen. Şunlar mı acaba? Şu tam karşı taraf mı acaba? Bir saniye. Aynen. Bir de böyle bir yer var. Doğru. Bir de böyle bir yer var. Aynen. Burayı unuttuk. Bir de böyle bir alan var. Bir de böyle bir alan var. Burası şey açılıyor zaten. Şunlar Gascoigne'in kızlarıydı, değil mi? Kızın annesine bu. Evet, tamam. Gascoigne'e karşı işe yarayacak bu muhabbet. Buradan mı? Burası şey açılıyor. Buradan devam ettiğimiz zaman o dediğimiz iki kurdun oraya çıkıyoruz zaten burası. Ya onu hatırlıyorum. Ama bu taraftan mı gitmem lazım kıyafeti almak için onu hatırlamıyorum. Devam et o kısa yoldan. Devam edeyim. Tamam bir dur. Allah Allah. Abartma. Köprüde git sol yap kutuları kır. Oradan mı oğlum lan? Gerçekten mi? Yani şurada bir yol olduğunu hatırlıyorum da bu taraftan mıydı o? Yani buradan mı gitmemiz gerekiyor oraya?
Oha. Burada mı açılıyor o yol? İlginç. En azından silah upgrade yaparız da. Burası değil. Sol. Burası mı? Eyvah, çok şey atladık. Aynı yer değil mi lan burası? Aynı yer, bir çıkış şey yok. Sala konu. Muhtemelen burası, evet. Çok muhtemelen burası. Oradan da atlayabilirim, oradan da atlayabilirim. Which one? İkisi de gerçi bağlanıyor bir şekilde de. Oha! Hadi yine 50 karakter dönüm mesajı sığdıralım. Yay! Let's do that. Sen aşağı mı düşmüştün? O yüzden mi yoktun piyasada? Aman diyeyim. Yani gene aşağı düştü galiba bu arada. Abi vur artık hadi, üçüncüye boşa sallıyorum çünkü sıkıldım yani. Kaç defa aşağı düştü o ya? Oğlum siz niye salaklaştınız lan bu kadar? Şu değil değil mi? O değil değil mi? O değil değil mi? Galiba o. Mantıklı. Atakan Akbaş, hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Mantıklı. Uf. Neyse. Allah. Yes, bulduk, en azından bulduk. Beni benden aldın, attın beni, sattın. Yazıklar olsun. Allah belana versin. Allah seni kahretsin. Hayatımı sana verdim. 35 aram milestone chat'i yeni görmem. Üzücü olmuş, üzücü olmuş. Barnabas El Valvado, hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Ha şöyle. Yani şimdi bir şeye benzedik işte. Şimdi bu oyunun temasına uyum sağladık. Gel, gel. Gel zalağım, gel. Sen yukarıda bana saldırmak için. Vay anasını. Bayağı yüksek mesafeden vurabiliyor musun reis? O kadar düşünmedim, ne yalan söyleyeyim. Şaka maka, bayağı unutmuşum oyunu. Bayağı unutmuşum yani. En son 2016 herhalde baştan sona oynadım ben bu oyunu. O zamandan beri hiç oynamadım. Ara ara birkaç yerde böyle bir oyunu, bu şeyi, bu kısımları oynayıp bırakıyorduk hep. Yani. Geçen bakanlamaya başladım. Başta biraz sıkıcı gibi geldi. İzlediysen devam etmeni önerir misin? İzlemedim maalesef. Vakit çünkü eski bir seri. Netflix'teki versiyonu, hani onun ikinci serisi mi, üçüncü serisi mi, öyle bir şey. Ve yani o yüzden de ilk orijinalleri izlemeden girişesin pek gelmedi, ne yalan söyleyeyim. Ah gözüm. Legi de kullan köpekler fareler için. İşe yarıyor mu? Yani. Why not? I guess. Böyle de oynanabilir tabii.
Bu da bir yöntemdir. Bu da oynanabilecek yöntemlerden bir tanesidir ama çift baltanın tadı çok ayrıdır tabi tutturabildiğin zaman. Ne yapıyordun bilmiyorum. Yere meşale sokarak neyi planlıyordun hiçbir fikrim yok ama başaramadığın için mutluyum her ne yapıyorduysan. Çift elder L2 demiştim. Çift elder L2 ne yapıyormuş bakalım. Hatırlamıyorum orada gerçekten ne yaptığını. İlginç. Peki. Ben şu an tam olarak neredeyim? Ben şu an nerede olduğumu kaybettim gibi hissediyorum da. Ondan dolayı soruyorum. Geldiğim yerden geri mi çıkmam lazım? Orası çünkü şeydi. Şurada bir yerde merdiven gördüm bir önce. Oradan geri döneceğim sanıyorum. Neredeydi ama o merdiven? Ben ciddi ciddi kayboldum ha şu an. Yani buraya nereden geldiğimi hayal meyal hatırlıyorum çünkü. Bayağı kafam karıştı o arada. Şu merdivenden çıkabiliriz herhalde geri. Evet. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Biliyorum sizleri biraz önce çok çizledim, özür dilerim bunun için. Ama artık o adam değilim ben, değiştim. O aynı adam değilim, o sürekli sizi çizleyen adam değilim lütfen. Gidip bir level atlayayım ondan sonra geleyim hadi. Oha. O kadar dolandım madem. Teşekkür ederim Naktam, sağ olasın. Sağ olasın. Sonra Gascoigne'e gidelim. Ay. Nereye gittin kız? Bu kız nereye gitti? Nerede geziniyordu bunlar? Abi de bunlar nerede geziniyorlardı? Ha buradaymış kızımız. Bana acık stamina versene. Oha! Hatta... Welcome. What is? Welcome. Very well. Let. Very well. Welcome. Thank you. Silahımızı nereden şey yaptığımı hatırlamıyorum bile. Eşyaları al. Eşyaları sat. Ay. Şurada atölye mi vardı? Bir şey vardı. Oradan yapıyorduk galiba, değil mi? Tamam. Şurada mı yapıyorduk? Aynen, silahları güçlendir. Artı bir yapmak için 3 tane mi lazımmış? Vay anasını. Şimdi 5 tane lazım öyle mi? İyiymiş. Bayağı sağlam malzeme istiyormuş yani. Oyunda Grace orada hatta ince kılıca falan dönüşebiliyor. Evet evet. O Ludwig'in kılıcıydı galiba. Onu falan kullanabiliriz bu arada. Onu düşünüyorum ben. Ama o daha var yani ona, oraya gelmemize birazcık. Oralara gelmeme daha birazcık var yani. Arkadan senin vuracağını biliyordum da müdahale etmedim hadi. Daha doğrusu edemedim. Yoksa senin orada beklediğini ve çeşitli hainlikler peşinde olduğunu farkındaydım tabii ki. Parlayan sikkeler.
Ludwig'in kılıcı ben bayağı keyifle kullandığımı hatırlıyorum. Güzel bir silahtı. Tampons. Pederi tekte geçer mi sanmıyorum. Sanmıyorum, deneyeceğiz. Asıl sıkıntı pederden sonrası ama işte. Pederden sonrasını hatırlamıyorum ben bu oyunu. Yani ciddi ciddi sonrası yok bende. Hani bu ilk bölgeyi o kadar fazla kez oynadım ki artık ezberledik tabii ki ne nerede aşağı yukarı da cidden pederden sonrası yok yani. Peki niye yanmadı o? Oha. Oha. İyi günler dost. Teşekkür ederiz efendim. Canımsın tost ol isteyen kızı. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Peder abartıldığı kadar zor değil. Yani acemi tuzağı işte. Ama çok daha yakın görünüyordun sen bana, biliyor musun? Tekrar tekrar oynayan bir insan için peder tabii ki zor olmuyordur. Yani. Ama ben o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki oyuna kendime güvenmiyorum şu an. Özellikle ikinci formuna hiç güvenmiyorum yani. Kurt adam şeyine dönüştüğü zaman hiç güvenmiyorum kendime. Hiç. Ay. En iyi silah kilise çekici olabilir Aşurop. Kilise çekicini çok az kullandım ben. Çok bilmiyorum kilise çekicini. Reis, reis. Mantıklı. Reis. Faruk Ayaz hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Bir yerde katanıldı Invader vardı bosslardan. Bazı Invader'lar zaten bosslardan daha zordur yani, NPC'lerin bazıları gerçekten çok zor. Bu Aylin questline'ın sonundaki şey felaket özellikle. O düşman gerçekten felaket yani. Çok güzel geçirdin. Patlayacaksın değil mi? Evet, patlayacak. Shit, çok fena sıkıştım. Yapma ya.
İyi. Ay. Pederin zırhını alsak mı? Buradan mı alıyorduk? Pederin zırhı baya... Aa, kilise çekicini direkt alabiliyor muyuz? Hmm. 16 şeyle kullanıyor. Bak, kilise çekicini hiç şey yapmadım aslında. Yarınan şeyleri, kıyafetleri. Nereden alıyorduk onu? Şurada bir shop daha vardı, değil mi? Sezgiyle satın al. Aynen. Gascoigne'in kıyafetleri çok havalı ya. Yani. Gerçekten havalı. O da bizim karakter tipi çok kötü işte. Yoksa havalı kıyafet, çok havalı kıyafet de bizim karaktere hiç gitmiyor yani. Baksana bizimkinin şeyini. Bir pederin karizmatikine bak, bizimkine bak yani. O üzücü yani, başka bir şey değil. Kuvvet, dayanıklılık. Bir level mi atlayabiliyorum gerçekten sadece? Çok hızlı şey yaptık ya. Çok hızlı geldik bu seviyeye yani. Konuş, terk et. Bu oyunda mıydı ya? Sürekli olarak bir ya sev ya terk et muhabbet dönüyordum. O geliyor aklıma. Sürekli o hatırlatıyordu bana galiba. Kan yakılığını arttır. Dayanıklılık mı arttırsak yoksa kuvvet mi arttırsak? Kuvveti arttıralım çünkü. Çünkü kilise çekici. Hadi bakalım. Sezgin'in üzerinde olsa düşmanla yeni hareketler yapmaya başlarsan onun altında tutmaya çalış. İşte yeni şeyler falan filan da görebiliyorduk, onu da hatırlıyorum. Yeni şeyler görmeye başlıyorduk falan filan. Aylin questline için burada bir şeyler mi vardı? Ama o sonra mıydı? Şu an değildi herhalde, o sonra değil mi? Evet, işte buradan sonrası yok bende. Buradan sonrası hiç yok bende. Bakalım ne olacak. Buradan sonrası gerçekten yok. Şurada şey vardı. Değil mi? Broşu vardı şeyin. Aynen, pederin karısının broşu vardı. Onu alıp kızlara geri götürmemiz lazım falan filan bir şeyler. Bir şeyler vardı hatırlıyorum ama. Neydi acaba? Amigdalaları görmeye başlıyoruz sezgiden sonra. Bayağı bir yüksek sezgiden sonraydı diye hatırlıyorum ama. Bayağı yüksek sezgimiz olması gerekiyordu onun için. 30-40'ın üzerinde falan olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. Bu oyun PlayStation 4'te performans modu çalışıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Böyle performans modu falan filan diye bir şey yok zaten bu oyunda. Ben şu anda oyunu PlayStation 5'te oynuyorum bu arada. Yani bir şey olacak olsa burada olur zaten. Amigaları görmeye başlıyoruz. Evet. Evet. Merkez bölge burası mıydı oyundan? Oha. Öyle hatırlıyorum sanki. Ahmet Efe Zeybek, hoş geldin. Teşekkürüm de senin için. Ah. Şu anki izlediğimiz dünyanın en gerisi cutscene'i bu arada, öyle miydi? Çok havalı bir sahne bence giriş olarak yani. Havalı bence. Şu arkadaşla konuşup milleti buraya yolluyorduk, onu hatırlıyorum. Kılıcı şuradan mı alıyorduk? Buradan alıyorduk değil mi kılıcı? Buradan içeri giriyorduk, bir şeyler oluyordu ama nereden, nasıl giriyorduk, ne yapıyorduk? Onu hatırlamıyorum. Şimdi burada bir bölge var. İçeride eski yarnam var. Ve ben daha şimdiden kendimi under level hissediyorum zaten. Yani şu an vurduğum hasarla şimdiden under level hissetmeye başladım ben kendimi. Mantıklı. Kemalcan Özbek, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için.
Mesela burası nereye gidiyordu, öbür taraf nereye gidiyordu hiç hatırlamıyorum. Tamamen silmiş benden. Burası eski yarınlama giden yer miydi? Molotov kokteyli. Molotovları falan aslında o gun canavarına, kana susamış canavar ya da neyse, ona saklamak lazım da. 7 ay olmuş. Nasıl gidiyor? Animelerle aran nasıl? Valla animelerle şu an çok bir aram yok. Çok fazla anime falan izlemiyorum şu anda. Sen nereden çıktın lan? Ha? Burada ne yapıyorduk? Şunun açıldığını hatırlıyorum net bir şekilde ve bunun altına bir yere girdiğimizi hatırlıyorum. Ama ne yapıyorduk? Bu oyunda şeyler var mıydı? Gizli şeyler falan filan var mıydı? Oğlum şaka maka bayağı unutmuşum ya. Oyunu gerçekten hatırlamıyorum yani. Tamam ulan tamam. Anladık. Hızlısın tamam. Oh nasıl yedim ben onu ya. Oha. Bayağı göz göre göre yedim ve izin verdim yemeği hatta yani. Abi de PC için duyurulu haberini. Ya onun için burada çabalıyoruz efendim. Onun için mücadele ediyoruz yani. PC için duyurulmayacaksa amaç ne? Neyin mücadelesini veriyorum ben burada PC için duyurulmayacaksa yani. Alfred mi şuradaki şeyin ismi? Burada bir karakter vardı. Alfred miydi ismi? Şu reis. Kana susamış canavar da bize yardım edecek olan reis. Yeah Alfred. Alfred'in zırhı güzeldi. Alfred'in zırhı güzeldi. Ben kullanıyordum Alfred'in. Şifak gideceğiz hakkında konuş. Okey. Sonraki boss'ta en az 5 kez ölecek. Muhtemel. 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 Yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Bir saniye. Ah kulağım çok kötü kaşındı. Evet. Fuck. Mantıklı. Boran hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Ama kaçma, ama kaçma, ama kaçma. Ama böyle olmaz, ama sen hile yapıyorsun. Ben bu saldırı yaptığım zaman kaçmaman lazım senin. Hile yoksa, hile yapmış oluyorsun yani aksi takdirde. Bu oyunda zindanlar zor. Gerçekten hatırlamıyorum. Para. Çok üzücü ama hatırlamıyorum. Milyon tokada 20 TL para. Overwatch 2'yi oynadım mı? Nasıl olmuş sence? Overwatch 2'yi konuştuk. Oynadım. Aynısı. Aynı oyun. Sadece Battle Pass sistemi canımı sıkıyor onun haricinde. Aynı oyun yani. Aynı oyun. İyi oyun. Tatlı oyun. Hala keyifli oyun. Multiplayer'ından hala zevkle oynanabilecek bir oyun. Umarım daha fazla kişinin ilgisini çeker. Umarım daha fazla ünlenir de Overwatch 2 mesela yayını yaptığımız zaman
Millet bize gelip şey demez ya, bu ne ya, bunu niye oynuyoruz falan filan demez umarım bize insanlar. Çünkü Overwatch ki bizim oynamayı sevdiğimiz bir multiplayer oyun efendim. Taha Bey'le sıklıkla oynar idik eskiden. İkiyi de oynarız diye umuyorum bakalım. Ve eski yarınlama geldik. Oha. Yey, nefret ediyorum eski yarınamdan. Nefret ediyorum eski yarınamdan. Bak ta oradan bana sesleniyor tabi. Varmış gibi almış elim minigunla. Tarıya 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 tarıya. Dumanlardan hiçbir şey göremiyorduk. Hatta dumanlardan oyun hayvan gibi kasıyordu buralarda, onu da hatırlıyorum. Bu oyunda minigun ne alaka, hala alamadım, 4 kez bitirdim. Yani niye olmasın ki, sonuçta ateş silahlarının olduğu bir yerde minigun da olur. Yani. Oha. Eski yerden Bloodborne'un Esenyurt'u abi, evet. Evet, birazcık öyle. Birazcık öyle. Bu arada şey durumumuz ne? Baltamızı biraz daha güçlendirebilecek durumda mıyız yani? Silah, böyle bir şey vardı değil mi? Silah onarma diye. Doğru, böyle bir şey vardı. Kan cevheri güçlendirilmesi. Tavlayan kan cevheri. İyi. Ne falan unutmuşum bak, silah güçlendir. 5 tane hala yokmuş, hala 4 tane. This is sad. Eski yarınamdan gidelim. O dumanları kameranın odak noktası sadece oyunun FPS oluyor. Ben de öyle hatırlıyorum bu arada. Ben de öyle hatırlıyorum. Eski yarınamın aşağı taraflarını falan düşünüyorum da. O böyle duman her taraf, her taraf kurt adam. Garip grup bir dünya yaratık. Bir yandan sürekli minigunla üzerimize şey yağdıran bir herif. Ne sinir bozucu bir mekan burası gerçekten ya. Baksana her taraf bunlarla kaplıydı burada. Tam da ben de böyle hatırlıyorum işte. Bakayım hala öyle mi? PlayStation 5'te de o kadar kasmayı versin bence de. Bence de PlayStation 5'te de o kadar kasmayı versin yani artık. Şunlar işte, bunlar beni çok geriyor yani, niyeyse böyle kafalarını örtülü örtülü geriyorlar ya böyle. Acayip geriliyorum yani. Ömer Çetin 20 TL para. Selamlar abi, ev işini ne yaptın? Ev işini bir şey yapmadım efendim şu anda. Şu anda olabildiğince ertelemeye çalışıyorum taşınma olayını. Erteleyip 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 ondan sonra mümkünse. Ha, şu anda silahımı aslında şey yapabilirim, güçlendirebilirim. 2 tane çıktı. Silah artı 2 yapabiliriz. Mantıklı. Nerede ateş etmeye başlıyordu? Semih Şaşmaz hoş geldin, teşekkür ederim desteğin için. Tam olarak nerede ateş etmeye başlıyordu bu arada, onu hatırlamıyorum. Öl. Tamam öl artık, hadi. İyi. Abi eski ev özelliğin oluyor mu hiç? Eski evin lokasyonunu özlediğim oluyor ama eski evi özlemiyorum. Para. Geçen Çamlıca Kulesi sana el saldım. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Geçen Çamlıca Kulesi'nde doğrudur. Çamlıca Kulesi'nde geçen bir randevum vardı. Güzel bir randevuydu.
Ye, bunu hatırlıyorum işte. O düşmesem iyi olacaktı. Düşmesem çok iyi olacaktı hatta. Hayır ya. Onları fark etmedim. Gidip takıldım onlara, lanet olsun ya. Fark et gene bak. Yok. Can Topçu hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Bildiğin fark etmedim yani şeyleri. Şaka maka bayağı kan taşı parçası çıktı. Artı 3 bile yapabiliriz gibi geldi bu an. Bir an yani bu tüm topladıklarımızla. Kahverengi cevher. Hiç hatırlamadığım bir dünya detay. Allah, burada sıkabiliyormuş. Burada sıkabileceğini düşünmemiştim. Burada sıkabiliyormuş. Burada sıkabiliyormuş yani. Oha. Burada da sıkma. Burada da sıkma. Burada da... Yani orada da sıkma artık. Kulenin altındayım. Yani nasıl bir... Çok kötü sıkıştırdım kendimi ya. Eyvah, öldüm. Öldüm abi, öldüm yani. Buradan kaçma şansım yok. Çok kötü sıkıştırdım kendimi. Gerçekten çok kötü sıkıştırdım kendimi. Üçbinisi oğlu, şimdi bir de geri almak için orada bir düşman öldürmem lazım. Bir yandan o herifin ateşlerine şey yapmam lazım. Nereye geldim ben ya? Buradan değil. Yavaş. Hanginizde lan benim sollarım? Şuradaymış. O değil. Güzeldi. İyiydi, iyiydi. Güzeldi. İyiydi. Oh. Güzel sardı. İyi oldu, iyi. Oha. Serhat Dönmez, vay be, 2 yıl olmuş, nice, teşekkürler efendim. Burada bir tane daha avcı yok muydu? Mantıklı. Şeyin haricinde, o bize ateş edenden ayrı. Yiğit Alp Elmas Gün hoş geldin, teşekkür ederim desteğin için. Ya ben şimdi onu almaya giderim, ne olduğunu da bilmiyorum, bu herif bana sıkar o sırada işte, ondan korkuyorum zaten. Ama, gerçekten senin nasıl bir... Oğlum duvarın oradan beni nasıl tutturuyor olabilirsin lan minigunla? Yanlış bastım bu arada. Neyse, tamam, yanlış hareket bastım. Neyse, yapacak bir şey. Ben bir alacağım onu, bilmiyorum. Oha. Ne olduğunu ama almadan rahat edemeyeceğim. Soğuk kan çiğmiş. Okey. Kullanılır, kullanılır. Sen gel bağım bana karşı. Heh, ben de seni soruyordum. Ben de seni soruyordum. Hatırlıyorum çünkü senden bir tane problematik bir abi olduğunu hatırlıyorum burada yani.
Cidden mi? Cidden mi? İyi. Pontifi'nin daha kazı yoksa Lady Butterfly mı? Pontifi ya. Lady Butterfly. Lady Butterfly oldukça şey bir boss bence. Adil bir boss bence de. Gerçi Pontif de öyle. İkisi de öyle aşırı kanser gelmiyorlar bana öyle. İkisi de benim abartılı beni geren bosslar değiller ikisi de. Cam mı bastın lan sen? Ayıp. Ayıp bu arada. Ayıp bu arada. Oraya gelmem ki. O sistemin arasında seninle savaşacağım mı sanıyorsun? Oraya hayatta gelmem yani. Salak mıyım ben? Gidip de yanıyor ya şeyleri, aleve falan. Baksana salağa. Girmiş bulundum. Girmiş bulundum. Fucking idiot. Burası kısa yoldu. Burası galiba şeye çıkıyordu. Yukarıdaki avcıya çıkıyor herhalde. Bizim minigunla bekleyen avcıya çıkıyordu galiba. Ve o da kolay değildi. O da epey zorlayıcı bir düşmandı diye hatırlıyorum. Kolay değildi ama çok sık aşağı düşüyordu sanki. Çok sık aşağı düşüyordu sanki. Genelde aşağı düşerek ölüyordu diye hatırlıyorum yani en azından. Dost olmak istemiyorum arkadaşlar kendisiyle. Yuh. Yap. Hep aynı tantana. Hep aynı tantana yani. İşin kötüsü şu item'a ihtiyacım var ve bunun için resetleyip bir daha geri dönmem lazım. Yani bir anahtar çıkıyordu çünkü heriften. Değil mi? Yani buraya seve seve dönmek zorundayım. Çünkü bir anahtar çıkıyor heriften. Hem boktan mekanlar işte buralar. Buralar çok geriyor beni. O geçti, resetlenmiyor. Anahtar değil, rozet çıkıyordu öyle mi? Rozet mi çıkıyor sadece? Anahtar çıkmıyor muydu ondan? Rozet ise çok da gerek değil yani. O Hunter'ın eşyalarına sahip olmasak da benim için dünyanın sonu değil. Olmayalım yani, çok da dert etmem. Peki ben buradan nasıl ineceğim? How the fuck am I supposed to go down? Hey, çok da... Merhabalar. 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 Ayın kanı. Buna ihtiyacımız vardı. Bu kilit item. Bu kesin. Onu hatırlıyorum. Sizle kapışmak zorunda değilim ama ne kadar kapışırsam o kadar rahat oluruz sonrasında. O yüzden...
para. Oho, onu hiç o kadar hesaplamamıştım onu. Niye Bloodborne oynuyorsun abi? İnsanlar Bloodborne istiyorlar. Fedakarlık yapmamı istediler benden. Çünkü ben oynarsam o zaman remaster'ı gelir dediler. Çünkü ben oynadığım bütün oyunların remaster'ı geldiği için bunu da gelir dediler. Ben de hak verdim, o yüzden oynuyorum. Burada çok fena kürsü, ben yemek yedim yiyeceğim yani, çok az bir şey kaldı. Zorluyorum şansımı ama. Temizlemedik demeyiz en azından. Para. Sarp Öztürk komutanı para, teşekkür ederim desteğin için, sağ olsun. Nasıl? Nasıl ıskalarsın oradan? Nasıl ıskalarsın oradan? Nasıl ıskalarsın oradan? La öl artık! Allah Allah! Böyle bir şey yok ya! Oradan nasıl ıskalamış olabilirsin anasını satayım ya? Nerede bu antidot? Panzer en üstteymiş. Oradan ıskala... İnanamıyorum sana ya! Oradan nasıl ıskalarsın abi? Diyecek bir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok yani. Oyuncusadan bu düşman tutma saldırısını daha yeni gördüm. Kaliba ben de ilk kez görüyorum bu arada, hatırlamıyorum. İyi bari burada alt sana kanşası çıktı. Şuraya bir kısa yol açalım. Bilmiyorum gerek var mı açmamıza ama açalım. Ay. Kanlı kanlı çok havalı görünüyorum ya. Kim öldü lan? Ahmet 95 TR hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Kim niye öldü? İşte buralar beni çok korkutuyor. Burada kurt adamlar var. Dumanların içinde saklanan bir dünya çeşidi yaratık var. Burası beni geriyor. Duruşum düzelteyim çünkü burası gelecek bayağı benim. Burada bir dünya düşman var, onu net hatırlıyorum. Neyiz gün Dozmer ve Bloodborne aç benim Dark Souls oynarız 3-2-1 diye gidiyor. Senin sıralamanı merak ediyorum. Senin için en iyiden en kötü olacak şekilde sıralamam yok benim o şekilde. Yani ilk başlarda şeyi kabul etmiyordum. Şu an artık kabul ediyorum. Hani Dark Souls 2'nin en kötüsü olduğunu kabul ediyorum, okey. Ama bu neydi lan? Aa, bunları kesince şey çıkıyordu değil mi? Kan taşı çıkıyordu onu kesince. Kaçırdık. Evet işte burada iki tane bundan var mesela. Mesela. Yani. Hatta 3-4 tane vardı bunlardan yanlış hatırlamıyorsam burada. Ve şu an ikisi birden geliyorlar. Bu çok kötü. Şu taraf çıkmaz sokak. Orada başka boss var ama oraya çok başka yerden giriliyor zaten. O bir gitsin.
Tamam. Güzel. Mantıklı. Emre hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Şimdi şurada bir yerlerde böyle bir hani şurada bir tane duvara yapışık bak orada var. Ama asıl önemli olan şuradaki. Çık bakayım dışarı. Neredesin? Okey. Tamam. Bonfire'ımızda kısa yolumuzu açtık. Burada başka bir şeyler var mıydı? Ateş kağıdı falan filan falan filan. Oha. Mekaklarla taş gibi izlerken kaza geldim. İyi hala çalışıyor ya hala. Oldukça akıcı bir şekilde oyun hala oynanıyor. Ki FPS oranındaki tüm problemlere rağmen yani. Şu arkadaşı keseceğim şimdi aşağı inmesini bekleyip. Tepeme inmeyeceğini umuyorum. Yanlışça bastım. Kan taşı parçası tamam. Şu son kalan kurt adamı da öldürüp ondan sonra şeye geri yaşanacağım zaten. Hem soul'larımızı harcayalım. Hem baltayı 1-2 level daha atlatalım. Ondan sonra boss'a gireceğiz. Boss'u bir tek başıma deneyeceğim ama bu boss gerçekten çok zor diye hatırlıyorum. Yapamayacak gibi hissedersem kendimi. Alfred'i çağıracağım. Bayağı bir kan taşı parçası topladık ya. Yani. Evet. Kan yankısını kaybedenler yeniden uyan. Yes. Maksimum 3-5 kere deneyip geçersin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onu da geçip yayını bitireceğim zaten ondan sonra. Bu yayınki son şeyimiz olacak o. Abim bu sene doğum günü yayını neden yapmadın? Arkadaşlarımla kutladım doğum günümü bu sene. Bundan dolayı diyeyim. Yani bir de çok keyifli değildi benim için yani bu sene öyle. İkiz kan taşı parçası gerekiyor artık. Artı 3'e kadar çıkardık ama. Silah 10 almamıza gerek yok. Kan cevheri güçlendirmesi aynı şeyi veriyor herhalde ikisi de. Aynen. İkisi de aynı şeyi veriyor. DP2 izledim sabah uyumadan önceki senin DP2 videonu uyuyacağım ve DP... What DP? Welcome. Hangi DP? Very well. Kuvveti artı 16 yap. Sağlığı 20'ye çıkar. Dayanıklık. Farewell, good May. Ne varsa kullanalım elimizde. Boss'a giriyoruz sonuçta. Tabii çoklu kullan deseydim daha güzel olacaktı. Çoklu kullan. Oha. Sen manik kon kokteyliyle dikkatini dağıt. Yapılabilir. Denenebilir. Denenebilir ama acelesi yok o tarz hamlelerin. Ah be ulan. 200'e de kalınmaz ya. Çok az gerçekten yani. Şimdi gidip sol kasıp geri gelmem gerekiyor benim. Böyle olmaz ki. Yani.
Kaçmak kalay vurmam zor bu boss'ta. Korkutucu. Ürkütücü kesinlikle. Ah ben bunları unutuyorum sürekli. Gitme. Gitme ne olur. Lan kan taşı parçası verdi vere vere. İkiz kan taşı parçası vereydin bari en azından bir halta yarardı. Gitme beni bırakma ne olur. Mantıklı. Enes Türker hoş geldin. Teşekkür ederim. Burada ne vardı? Burada bir şey var mıydı önemli? Vuruşta 293 falan neredeyse 300 falan vuruyoruz 3 vuruşta. Meh. Avcı meşalesi. Direkt buraya mı atlıyorduk ya? Şöyle miydi? Evet. İyi. Dost. Onu tehdit diğer tüm Dark Souls oyunu 2'şer 2 bitirmiş. Bunu nasıl bitiremedim oynarken öyle geliyor. Geliyorum ki olmuyor yapamıyorum. Valla evet Bloodborne beni gerçekten pek çok korku oyundan daha fazla korkutmuş bir oyun bu arada. Defalarca. Eski yarından benim için gerçekten bir cehennemdi ilk oynayışımda. Yani bu bölge şu an hani sonuna geldik bitiyor bitiyor az kaldı falan ama ilk oynayışımda gerçekten öyle böyle tırsmamıştım. Yani gerçekten çok korkutucu buluyorum yani bölgeyi ben. Şu an artık hatırladığım için çok şu an şey yapmıyorum da. Aslen yani aşırı korkmuştum böyle oynarken ben. O neydi lan? Don't go, please. Ama kan taşı parçası yerine nereye? Neyse ya. Ludwig'in kılıcını şey yaparız. Ludwig'in kılıcını göçlendiririz. Buradan Alfred'i çağırabiliyorum. Alfred'i çağırabilirim ama önce bir tek başıma denemek istiyorum. Ki 4000 soul'u orada bırakma fikri hoşuma da gitmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Bununla bir level daha atlayabilecekken. Ama hadi bakalım. Belki kullanırız. Belki kullanırız. Hatta belki bunu kullanırız. Bakayım ne kadar damage vuruyor. Vurması gerçekten uğraştırıcı. Ama yani bir vuraydım artık. Çok kötüydü o. Çok kötü bir hamleydi. Sütunların içine girme. Sütunların içine girme ama. Tam bana doğru hamle yaptığın gibi hissetmiştim. Niye böyle yapıyorsun? Shit. Çok kaçıyorsun ya. Eyvah. I'm fucking dead. Ve buna tabii ki girerken şey yapmadığım için benim hatam. Yani girerken panzeri şey yapmadığım için benim hatam. Ağır saldırılarımı yemediğin zaman benim cidden canım sıkılıyor biliyor musun?
Ağır saldırılarımı yemiyorsun ya böyle. Tamam tamam tamam, bir bok görmüyorum, tamam bir dur. Ağır saldırılarımı ye ama işte, ağır saldırılarımı ye ama. Tamam git artık, panzer ekranı sikeceğim yani. Kaldı orada anasını satayım, basıyorum basıyorum gitmiyor da. Tamam çok teşekkür ederim. Zehir bu arada hatırladığımdan çok daha etkiliymiş bu oyunda. Allah'ım vur artık ne olur ya. Bu nasıl bir mesafedir? Neredesin? İlla tek tek mi vurayım? İlla tek tek vuracağız buna, belli oldu. Heh, oh be, bir tane koydum sonunda. Şükürler olsun yani. Kaçtı. Kaçma işte, ne güzel tutturdum diye sevinmiştim orada. Canım o kadar da şey değilmiş, o kadar da az değilmiş, basmama gerek yokmuş. Nereye gittin lan? Nereye gittin lan? Stop. Artık sadece yanında durduğumuz için bile zehir yemeye başladık mı? O aşamasını hatırlıyorum onu çünkü. Bir noktadan sonra sadece yanında durmak bile şey yapmamıza yetiyordu. Galiba şu an. Galiba o şu an. Evet şu anda. Kaçma işte, kaçma işte. Kaçma işte be gülüm ya. Al bakayım şunu. Anında bunu da içine al şöyle. Anında bunu da al şimdi. İşte bunu, ama sen burada onu ıskalamazsın. Bu aşamada bunu ıskalamazsın ama yani. Hani sen gerçekten şu an ayıp ediyorsun. Ya gerçekten şu an çok ayıp ediyorsun yani. Oradan nasıl, orada onu nasıl ıskalarsın ya? Orada onu nasıl ıskalarsın? Önünde duruyor. Önünde sabit bir şekilde duruyor yaratık yani. Nasıl üzerinden böyle atar gidersin ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Buraya kadar güzel güzel gel 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 gel. Orada onu, orada onu da ıskalamazsın be gülüm ya. Gerçekten çok saçma bir şekilde ıskaladın be ya. Ha, harbiden çok saçma bir şekilde ıskaladın yani. Of of. Yani çok sinirlendim şu anda. Harbiden çok sinirlendim yani. Orada onu yese ve bir stun alsa, tamam mı? Patır kütür keseceğim devamında. Ama çok aptalca ıskalıyor. Yani bu şeyi anlamıyorum. Bloodborne'da bunu daha önce de hissetmiştim ben. Karaktere hedef alıyorsun. Basıyorsun item'ı. Fırlatıyor, random bir yere fırlatıyor. Yani düşmana doğru kesinlikle fırlatmıyor ama onu. Böyle çok kafasına göre atıyor yani. Hani karakteri seçmemiş olsam, hedef almamış olsam, boss'u hedef almamış olsam diyeceğim ki tamam. Hani random atıyor tabii ki. Yani random atıyor çünkü şey yapmadı. Hani boss'u hedef almadım. Boss önünde duruyor, hedef almışsın ve yani atıyorsun, ondan sonra bildiğin karakterin üzerine kavisi bir şekilde nereye fırlatıyorsun güdüm yani? Nereye fırlatıyorsun yani? Çekil, çekil, şeyimi alacağım, çekil. Allah'ım nereye gittin gene? Ah.
Mantıklı. Ziya Yılmaz hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Güzel hasar yedirdi şu an. Ve ben gene panzeri takmadım değil mi üzerime? Ben gene panzeri takmadım üzerime. Harikayım ya. Harikayım yani. Kahretsin. Ya ama. Atayım şundan bir tane. Kaçma artık, kaçma artık, kaçma. Çıldırttın beni artık, kaçma. Al şunu bakayım. Tamam, ben, bu sefer benim suçum, fazla uzaktaydım. Şimdi. Ah. Yavşak. Şerefsiz ya. Şahsüver Reis hoş geldin, teşekkür ederim desteğin için. Şerefsiz yani. Yani bildiğin şerefsizlik bu, başka bir şey değil yani. Ayıp. Ayıp yani. İlk sefere göre çok kolay. Ya ilk sefer ağır saldırıda inat ettim. Ağır saldırı yapacağım, ağır saldırıyla tutturacağım diye inat ettim. Normal bir şekilde de vurmaya başlayınca, normal şekilde de vurunca tabii ki canına çok daha hızlı erittik. Yani ilk sefer çok uzun bir süre boyunca normal saldırmadım yani. Stamina'ya kaç yapmam lazım ki acaba ilk saldırı, o ağır dönme saldırısını yaptıktan sonra birazcık hareket edecek şeyim kalsın. Sürem kalsın. Oha. Evet efendim. Böylece ilk Bloodborne yayınımızın sonuna geldik. Hadi eski yarınımı biraz gene hayal meyal hatırlıyormuşum ama oyunun devamını hatırlıyor muyum hiç bilmiyorum. O yüzden I don't know guys. I don't know what will happen. Yani hiçbir fikrim yok. Bakalım ne olacak devamında. Hadi bakalım. Ludwig'in kılıcını bulduğum zaman ona geçerim. Elden Ring, dostlar abi Elden Ring 67. saatteyim. Crumbling Farmers'a kadar geldim. Sıkılmaya başladım. Oyuna gidip de oynayasım gelmiyor. Sana da öyle oldu mu? Hiç öyle olmadı. Bitirdim bir daha başladım. Bitirdim bir daha başladım. Bitirdim bir daha başladım. Ben de hiç öyle sıkılma, geri dönme istemem falan ama bunlar olmadı yani. Bende kesinlikle olmadı. Ben manyak gibi oynuyordum. Deli gibi oynuyordum ben de. Oha. Maria mı? Kutsal Kılıç Ludwig mi? Kutsal Kılıç Ludwig'den yürümeyi düşünüyorum yani. 20K Souls lazım olacak istersen sonraki yayından önce kas. Ne için lazım olacak? Onu hatırlamıyorum. O detayları hatırlamıyorum yani. Belki kasarım yayın dışında. Bilmiyorum. Ay. Ay. Yoruldum arkadaşlar. Yoruldum. Bu için yeni ilk bölümümüzden çok da bugün çok aksiyonlu, heyecanlı başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kılıç için, anahtar için. Madan. Bakarız. Bakarız.
Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. 2 gün sonra bir yayında daha görüşürüz. Bloodborne'a mı devam ederiz, Half-Life mi oynarız bilmiyorum. Bugünlük bu kadar şimdilik ama. Hadi bakalım. Haydi herkese iyi geceler. Haydi herkese görüşmek üzere.